Selam arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün atölye haritaları nasıl multiplayer yani çok oyunculu bir şekilde oynanılır arkadaşlarınızla birlikte onu göstermeye çalışacağım ve bu yapacağımız yöntemler sadece PC için geçerli. Ya bu ne demek oluyor? Steam ve Epic için yapacağız bu yöntemleri ve Steam'de de Epic'te de yapacağımız yöntemler aynı şekilde ilerleyecek. Bunu unutmayın. O zaman direkt başlayalım. Başlamadan önce de şuradan hemen kendime bir alt tabu atayım. Şimdi burada tamı tamına 4 tane program indireceğiz Bir tanesi Bexmod, ikincisi Backsmod'un eklentisi, üçüncüsü atölye dosyalarını değiştireceğimiz texture dosyası, dördüncüsü de VPN programı. Şimdi ilk başta Bexmod'un indirilişiyle başlayalım. Bexmod'u indirmeyi hemen gösteriyorum. Buraya Bexmod yazıyorum. Yazdım tıklıyorum. Bakın İlk şuradaki download now butonuna basıyorsunuz. Hatta ben de sizin için basayım bir kere. Ben de inik gerçi ama şunu indiriyorsunuz tamam mı? Bunu indirdiniz. Sonra geliyorsunuz. Burada şey diyor. Windows 7 kullanıyorsanız bunu indirin diyor. Buna da tıklıyorsunuz. Bir daha tıklayın. Şimdi bir de bunu indiriyorsunuz. Bu ikisini indirdiniz tamam mı? Gelin indirilenler, indirilenler klasörüne. Şimdi bu ayarları yapmadan önce Backspot'u kurmadan önce virüs şeyini kapatın arkadaşlar antivirüs olayını. Bakın burada arama kısmına virüs yazdım geldim buraya. Burada şey diyor virüs ve tehdit koruması ayarları. Buraya ayarları yönet diyorum. Gerçek zamanlı korumayı kapatıyorum. Çünkü Backspot'u virüs olarak algılıyor ama uygulama virüsü değil yani. Bütün e-sporcular kullanıyor, yayıncılar kullanıyor. Bansebi falan da yok bu arada oyunda onu da söyleyeyim. Ve virüsü de değil. Bunu kapattınız. Sonra gelin buraya dışlama yazın, dışlama eklediğin, buradan klasör, buradan indirilenleri bulmamız lazım. Bunu seçin, klasör seç, tamam, ekledi. Sonra bunu da ekleyin, tekrar indirilenler, bunu da ekledi, tamam. Şimdi bunları kuruyoruz. İlk başta bakın şu Bex mod Setup'ı kuracağız. ilk download'a tıkladığımızı, sonra mod injector. Şimdi bunu kuruyorum, yönetici olarak çalıştırıyorum buradan. Evet diyorum. Evet. Okey diyorum. Tamam. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım. Ee, şeyi Bex modu Rocketic klasörüne kuracağım. Ben de Rocketic F'ye kurulu. O yüzden F'ye kuruyorum. Rocketic şeyine geldim buradan. Binary istiyorum. Win 64'ü seçiyorum. Okey diyorum. Ya dosya e, dizini bu olacak arkadaşlar. Buraya kurun. Next diyorsunuz. İşte masaüstü simgesi kuracak mısınız? Onu seçiyorsunuz. Next'ini. Ve install. Tamam. Yükle diyor. Burada işte şey yaptı diyor indirde dökümanı görmek ister misin antivirüsü nasıl kapatacağını ben size gösterdim onu hayır diyorum o yüzden Launchbacks mod diyor şimdilik ben bunu çalıştırmayacağım çünkü bir şey daha kuracağım Şimdi tekrar geri geliyorum Bu sefer mod injector yani mod enjekte edici diyebiliriz bunu bunu kuruyorum Buna da bu sefer şey diyor işte Update var yapacağım mı update diyor evet diyorsunuz buna ve backspot update ediliyor diyor. Bakalım. Bu arada şey oyunu da kapattım. Tamam şimdi kurdu. Bakın Rocket League Steam up to date, yani güncel Epic Games up to date. Şimdi diyor ki burada uninjected waiting for user to start Rocket League. Yani sen diyor Rocket League başlat ki ben de kendimi böyle çalıştırın diyor. Başlatıyorsunuz. Injecting DLL diyor. Bakın. Aha injected oldu. Şimdi Epic Games versiyonu kurduk. Şimdi şöyle yapacağız bir gösterim ben size, çok kısa bir görün oyunda inşallah açılırsa şimdi bakın F2'ye basıyorum gördünüz mü oldu ama burada bitmiyor sakın aman diyeyim burada bitirmeyin şöyle yapacağız bir de tekrar virüs diyorum ee, şey virüs korumasını hala açmıyorum bakın kapalı yine açacağım onu sonra dışlamaları tekrar geliyorum bir dışlama ekliyorum klasör Şimdi biz oyunu kurduğumuz yere daha doğrusu Backs kurduğumuz yere geliyoruz. Rocket League, Binalis, Win64. Ben F'ye kurdum. Sizde nerede kuruluysa orayı seçin gidin. F'ye şey yapmayın. Backs klasörünü seçtim. Evet dedim. Tekrar dışlama ekliyorum. Bu sefer dosya için yapıyorum aynı şey. Ve buradan Backs seçiyorum. Ve olayımız bitiyor. Artık isteseniz de gerçek zamanlı korumayı buradan açabilirsiniz ki ben açmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hani bilgisayarınıza antivirüs falan girmesin diye Buradan açıyorsunuz Ve evet diyorsunuz artık antivirüsümüz aktif Şimdi birinci işlemimiz tamam İkinci işlemimizde roket plugin indiriyoruz Buradaki ben her şeyin linkini açıklama ve yorumda vereceğim bu arada Onu da söyleyeyim unuttum Bakın buraya geldik Install with mod diyoruz tamam mı Burada bize diyor ki plugin installer açılsın mı Aç diyoruz Bakın de açıldı korkmayın Biraz bekleyeceğiz burada Bir 10 saniye falan bekletiyor Bundan sonra bakın plugin will be installed next time you launch the game. Yani sen oyunu açtığın zaman ben plugin'i otomatik olarak indireceğim diyor. Tamam diyorsunuz. Enter diyorsunuz. Tekrar oyuna gelip geliyorum. Şimdi oyuna tekrar girdim. 2 iki adım tamam. Bex modu ve Bex modda multiplayer oynayacağımız roket plugin'i indirdik. Şöyle F2'ye bastığınızda açılması lazım bu pencerenin. Buradan bakın plugin istediğinizde de Şurada da roket poliginin mutlaka çıkması lazım. Buradan siz oyuna katılacaksınız ya da oyun odası oluşturacaksınız. Burası önemli. Şimdi diğer üçüncü ve dördüncü adımlarımıza geçiyor. Şimdi geldik üçüncü adımımıza. Atölyedeki haritaların texture dosyalarını indireceğiz. Buradan bakın bu linki dediğim gibi açıklamada vereceğim. Sağ tık yapıyorsunuz. indir diyorsunuz. Bakın ben indirmeyeyim şimdi. iptal edeceğim. Ben de zaten inik çünkü. Siz bunu indiriyorsunuz. Şöyle bir dosya çıkıyor karşınıza. Workshop texture diye. Buradan hatta şunu açıyorsunuz. Tamam mı? Şunu Buraya alıyorsunuz. Bakın sizin için daha iyi için şöyle yapacağım. Bu burada kalıyor. Ondan sonra Rocket League'in kurulu olduğu yeri buluyorsunuz. Bakın siz nerede kuruyorsunuz artık onu ben bilemem. Kendinizin bilmesi lazım bunu. Şimdi buradan bakın ben Steam'de mesela kurmuşum. Çünkü Steam'den aldım oyunu. Steam diyorum. Ondan sonra Steam Apps diyorum. Rocket League'in kurulu olduğu dizine gidiyorum yani. Common diyorum. Buradan Rocket League'i buluyorum. Ondan sonra burası önemli. TA Game. Buradan Cook, PC, Cancel. Ondan sonra burada bakın gördüğünüz gibi e, atölye haritalarının tekstürleri var. Buraya bakın bunu alıyoruz tamam mı? E şöyle alın abi. Hepsini buraya sürükleyin. Şuraya bak şu klasör değil, şu iki klasör değil. Ondan sonra da ben de böyle diyecek. Sizde e, bu dosyalar olmadığı için demez. Ben değiştir diyorum. Şu anda workshop tekstürlerimizi yükledim. Bu da tamam. Burayı da kapatıyoruz. Şimdi dördüncü işlemimiz bir tane VPN indireceğiz çünkü özel bir port açıp oynayacağız arkadaşlarımızla. O yüzden ben Radmin'i öneriyorum. Dediğim gibi Hamachi de olabilir size kalmış. Radmin'den şuradan free download diyorsunuz ben indirmeyeceğim çünkü zaten inik bende. Şuraya bakın Radmin diyorsunuz. Ondan sonra şimdi burada e, siz diyelim ki oda oluşturacaksınız arkadaşlarınız gelecek. Bu kısmı anlatıyorum buradan bakın sistem diyorsunuz pardon A diyorsunuz. Buradan Bakın ilk başta ama şuraya şu butona basmanız lazım. Bağlanıyor diyor. Bakın burada bir tane bize özel bir IP oluşturdu. Hatta biz Ali'lerle falan video çıkmıştık. Bakın burada Fesadex'in ismi var. Şuradan ee, diyelim ki siz A oluşturacaksınız. Arkadaşlarınız ağınıza katılacak. Buradan yeni A oluştur diyorsunuz. A'mız ne olsun? Aydın işte İgal olsun. Şuradan yapalım şöyle. Parolamız ne olsun? Aydın 1 2 3 olsun paraloy onayla aydın 1 2 3. bunu yaptık şimdi arkadaşlarımız buna katılması lazım bunu nasıl yapacak bakın ağımız burada çıktı A diyoruz mevcut bir ağ giriş yapıyoruz burada arkadaşlarınıza siz kurduğunuz ağın ismini veriyorsunuz aydın igal mesela aydın 1 2 3 tabi ben kendi ağıma katılamayacağım için hata verecek Aynen öyle oldu. Şimdi siz bunu yapıyorsunuz. Arkadaşlarınız da tabii ki de bu indirdiklerim indiriyor. Ve buradaki VPN'e katılmış oluyor. Bu VPN aşaması da bu kadardı. Şimdi son bir aşamamız kaldı. O da şu olacak tabii ki de. Hangi atölye VP ile oynayacaksınız? Kendinize bu soruyu sorun. Atıyorum ben mini golf ile oynayacağım. Mini golf, e, Rocket lik. buraya workshop yazıyorum. Bu arada klavye sesi biraz rahatsız edebilir kusura bakmayın. Bakın ben bu haritayla oynayacağım tamam mı? Açılsın bir. Şu anda harita açılmıyor. Bakın burası önemli. Steam'den, Steam atölyesinden bu haritayı giriyorsunuz. Şimdi buradaki linki alıyorsunuz tamam mı? Steam atölye linkini buradan abone ol falan demeyin. Ya diyebilirsiniz ama yanlış yapmış olursunuz. Şuradan yeni sekme açıyorum. Bu linki bakın kopyaladım. Hangi atölye haritasını istiyorsanız aratacaksınız ve buradaki linke gideceksiniz abi. Buradan şimdi Steam Workshop Downloader yazıyoruz tamam mı? Şimdi bu ne iş yarıyor? Biz burada Steam'deki atölye haritalarımızın ham dosyasını indireceğiz. Buraya kopyaladığımız atölye haritasını kopyalıyoruz. Kopyaladığımız atölye haritasını yapıştırıyoruz. Ondan sonra buradan download diyoruz. Tamam mı? Diyelim bir indirsin haritayı. Ben de size göstereyim. Şu an işlendi. İşte transfer ediliyor diyor. Bakın buradan RAR şeklinde bize haritayı indirdi. Bu harita insin. Ondan sonra ben buradan ne yapacağınızı size göstereceğim. Şimdi haritamız indi mini golf diye. Bunu buradan açıyoruz. Bu burada kalıyor. Tamam mı? Şimdi tekrardan aynı bizim kurduğumuz dizi vardı ya. Oraya geliyoruz. Oyunu kurduğumuz klasöre. Şimdi buradan Steam. Buradan ondan sonra Steam Apps diyeceğiz. Steam Apps'i bulalım. Common Ondan sonra Rocket League, TA Game, Cool PC, Kansas. Şimdi burası önemli Siz burada ne yapacaksınız biliyor musunuz? Size yoktur bu klasör Buraya bakın şöyle bir klasör açacaksınız Mods diye Ve buraya haritaların dosyalarını açacaksınız Olayı bu Ya yani bu şekilde yazın Messi Büyük olsun burada Ondan sonra mods diye yazın abi Şurada bakın benim bütün kurduğum burada atölye mipleri burada şu an mevcut. Şimdi buradan hangi klasörü açacağız? Şurada nokta udk uzantılı dosya atıyorsunuz. Buradaki dosyaları sallayın abi. İlk 3 dosyayı. Pardon son üç dosyayı. Şunu alıyorsunuz. Udk dosyasını ilk dosyayı. Buraya atıyorsunuz. Zaten var diyor çünkü ben kurmuştum. Değiştiriyorsunuz. Zaten doğru dosya nasıl anlarsınız? Bakın abi boyutuna. 93 megabayt zaten boyutu. Büyük bir boyut yani. O yüzden buradan alabilirsiniz. Buraya atıyorsunuz. Şimdi map'i de kurduk. Son bir işlem kaldı. Oyun içinden mapimize gideceğiz. Şimdi geri geldim oyuna. Artık son bir işlemimiz kaldı. Bakın buradan Backmod'u açtım Yine F2 ile istiyorum. Ondan sonra Rocket Plugin diyorum. Buradan Open Rocket Plugin GUI diyorum ve burada bakın arkadaşlar burası sizde tikli değildir. Enable custom maps dediğinizde şurayı tikliyorsunuz ve bakın şu aşağıda sizin mod klasörü var ya hani kurmuştuk beraber oraya attığınız bütün mapler burada olur gözükür şimdi biz neyi kurmuştuk mini golf'ü kurmuştuk ben e, map'in sahibi için yani host için anlatıyorum şu an bir de katılacak olan arkadaşlar için anlatacağım buradan mini golf seçiyorsunuz buradan team settings işte neyse artık bunu ince ayar bırakırız. siz yaparsınız buradan mutator yani ince yine ayarlar var burada İşte topun hızı ne bileyim topun tipi topun yer çekimi topun fizikleri işte maç süresine kadar A'dan Z'ye buradan her şeyi ayarlayabiliyorsunuz Burayı da kapatıyorsunuz Buradan host diyorsunuz Host dediğiniz zaman ne oluyor biliyor musunuz Sizi mape atıyor ve Buraya kadar olayımız bitiyor map'i kuran adamlar için bundan sonrası için şeyi anlatıyorum katılacak arkadaşlar için Buradan ip adresi alıyorsunuz ip adresi de vpn'de yazan ip adresi unutmayın Orada işte atıyorum neydi bizim ne bileyim sallayalım 20 44 76 89 olsun O radmindeki yazan ip adresinizi arkadaşınıza veriyorsunuz Buraya yazıyor Ondan sonra port 777 kalsın. Şifre koyduysanız şifre yazın. Ne bileyim 1 2 3 4 5 6 yazıyorum ben. Tabi siz hangi IP adresini ve hangi şifreyi koyduysanız onu vermek zorundasınız. Ve VPN kesinlikle hem arkadaşınıza hem sizde açık oluyor. Bunu da unutmayın. Ve bu yaptığımız adımlara bütün arkadaşlarınıza yaptırıyorsunuz videoda gösterdiklerimi. Çünkü biraz karışık buraları. Şimdi buradan özel map'e mi katılmak istiyorsunuz diye soruyor. evet diyorsunuz. Ve buradan siz de e, arkadaşınızla map'i yükleyecek. Çünkü o da başka türlü oynayamaz. Ve buradan arkadaşınızla mini golf'ü buluyor. Mini golf tabi bulamadık. Şöyle bakıyorum. Ha bulduk buradan join dediğinize katılıyor. Tabii ben kurmadığım için ve tek başıma anlattığım için şu an katılamam. Çünkü ortada bir map yok ve bu şu kadardı. Umarım işinize yaramıştır ve faydalı olmuştur. Dediğim gibi biraz karışık bir işlem. Hata alabilirsiniz. Hata, alabilirsiniz. Hata alabilirsiniz. mutlaka yorumda ve bana belirtin. Ben mutlaka elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım o yorumları. Ama yine de olmazsa Discord'da gelip buradan yardım alabilirsiniz Discord sunucumuzda. Onun da linki açıklamada var. İndireceğiniz pro programların linki dediğim gibi açıklamada olacak. O zaman şimdilik benden bu kadar olsun. Bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi unutmayın ve kanalda hala abone değilseniz 200 saniyesi ayırıp abone olup zil butonunu da açmayı unutmayın. O zaman şimdilik görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.